Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğitmen Nis Hasan. Bugünkü eğitimde WordPress'te yazma ve okuma ayarlarını yapacağız. Peki bu yazma ve okuma ayarları bizim ne işimize yarayacak? Dilerseniz hadi bunlar ve daha fazlasına eğitime değinelim. Şimdi web sitemize geçiş yapalım ve yönetim paneline giriş yapalım. Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi son zamanlarda WordPress'e olabildiğince güncelleme geliyor arkadaşlar. WordPress'iniz güncel değilse lütfen güncelleyin. Bunu da buradan hatırlatmayı ihmal etmeyeyim arkadaşlar. Çünkü WordPress güncellemelerinde sıkıntılar düzeltiliyor. Hata ve açıklar varsa arkadaşlar bunlar da düzeltiliyor. Aynı zamanda web sitenizin güvenliği konusunda da kesinlikle katkı sağlayacaktır WordPress'inizi güncellemeniz. Şimdi bizim ayarlar bölümüne gelip buradan yazma ve okuma ayarlarını düzenlememiz için önce yazma bölümüne geçiş yapmamız gerekiyor. Peki yazma ve okuma ayarları neden önemli arkadaşlar? Şimdi biz hızlı bir taslak oluşturduğumuz zaman veya mail ile bir içerik gönderdiğimiz zaman bu yazma ayarları, e-posta ile yazma ayarları özellikle bizim işimize oldukça yarayacaktır arkadaşlar. Bunun nedeni şu. Şimdi biz e-posta ile diyelim ki bir içerik hazırladık ve bunu gönderdiğimiz zaman web sitesinde otomatik olarak yayınlanıyor. Ama biz bunu şu an için kullanmayacağız arkadaşlar. Buradan sadece bu ayarları yapabileceğinizi görün istedim. Bizim için en önemli şeyler burada şu an için okuma ayarları arkadaşlar. Bakın okuma ayarlarında en önemli konu da arama motoru görünürlüğü. Buradan arama motorlarının bu siteyi eklemesine engel olmaya çalış veya dizine eklemesine engel olmaya çalış diye burada bir bölüm görüyorsunuz ve tiki şu an için aktif. Bu bölümde arkadaşlar arama motoru bizim web sitemize geçiş sağladığı zaman diyor ki beni şu an için ekleme diyor bizim web sitemiz, ben daha hazır değilim diyor. Hazır olunca ben sana söyleyeceğim diyor arkadaşlar ve web sitemiz Google'da şu an için çıkmıyor. Bakımda olduğu için arkadaşlar, ama her ihtimale karşı bizim yine de Google'da kendimizi kontrol etmemiz lazım. Çünkü burayı işaretleseniz bile Google sizi kendi dizinine ekleyebilir arkadaşlar. Bu üstteki bölümleri de arkadaşlar temamızı yükledikten sonra düzenleyebiliriz. Mesela bir içerik yayınladık. Yan taraflarında kaç tane yazı gözüksün, kaç kelime, kaç metin gözüksün şeklinde bunları da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yazma bölümünde önemli şeylerden bir tanesi mail ile yazmadır arkadaşlar. Buraya posta sunucunuzu, kullanıcı adınız ve parolanızı yazdıktan sonra arkadaşlar burayı buradan seçiyorsunuz. Bu arada varsayılan posta kategorisinde de arkadaşlar kategori eklediğimiz zaman burada gözükecek. Varsayılan yazı biçimini arkadaşlar burada seçebilirsiniz. Varsayılan yazı kategorisini de arkadaşlar burada kategorilere eklenince gözükecektir arkadaşlar. En son bu işlemleri yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet demeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Ben eğitmeniniz Hasan. Bu eğitimde yazma ve okuma ayarlarına birazcık değindik. Şu an için burada bir ayar yapmamıza, bir değişiklik yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Benim amacım panelleri tanıyalım, neyin nerede olduğunu öğrenelim. Sadece okuma ayarlarındaki, dediğim gibi arkadaşlar, sadece okuma ayarlarındaki arama motorları bölümünü işaretleyin ve kaydedin. Bunu unutmayın. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bu arada eniştem yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin.